Şunu biliyoruz ki sağlık çalışanları nasıl hastanelerde bu illetle mücadele ediyorsa güvenlik teşkilatımız, polisimiz, askerimiz, jandarmamız onlar da bir başka açıdan yine dışarıda kendisini karantinaya almadan evde kal kuralı onlar için geçerli değil. Bizim için de geçerli değil, sizler için de geçerli değil. Canla başla mücadele ediyor. Onların da bir alkışı fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Onlardan da Allah razı olsun diyorum. Onlara da teşekkür ediyorum. Onların durumuna ilişkin soruyla başlayayım. Var mı emniyet teşkilatımızda, jandarma teşkilatımızda, haberdarsınızdır Türk Silahlı Kuvvetlerimizde bu korona sebebiyle bir sıkıntı? Şöyle, şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18, ayrıca bana intikal eden 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda bu salgınla karşı karşıya kalan bir bölümü semptom gösteren, bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var. Elbette bunlar da toplumumuzun içerisinde yaptıkları görevlerden bir adım geri atmadılar ve hem bizim onlara bu dönem yoğun olarak yüklediğimiz görevlere sahip çıktılar, hem de aynı zamanda sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmeye çalıştılar. Ama bu bizim üzerimize düşen hem güvenliği sağlamak, hem asayişi sağlamak, hem de bu dönem üzerimizde olan birçok görevi bir şekilde aksatmamızı gerektirmiyor. Arkadaşlarımızın bir bölümüyle konuştum, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Çok kritik yerlerde kritik görev yapan arkadaşlarımız var ve hakikaten çok önemli yükler aldılar bu dönem içerisinde. Ama şimdi onlar da karantina altındalar ve inşallah onların da bir an önce diğer şifa bulmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ettiğimiz insanlar gibi onlar için de aynı duayı yapıyoruz, aynı temenniler içerisinde bulunuyoruz. Şimdi sizi yayına almadan az önce Ekrem Kızıltaş'ta konuştuğumuz bir mesele vardı. Siz aynı zamanda şununla da mücadele ediyorsunuz. Neyle mücadele ettiğinizi söyleyeceğim ama öncesinde şunu söyleyeyim. Sokakta insanlar bundan çok 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 rahatsız. Öyle ki toplumun birlik, beraberliğe, kenetlenmeye, kucaklaşmaya ihtiyacının fazlaca olduğu şu günlerde, moral motivasyona fazlaca ihtiyacı olduğu şu günlerde iki ayaklı virüsler var. Koronacılar var. Şimdi an itibariyle bile sosyal medya üzerinde çok ciddi anlamda bu toplumun moralini bozmaya, bozgunculuk yapmaya, fitne fesat çıkarmaya çalışan, bunun için özel çaba harcayan, özel diller, özel enstrümanlar geliştirmiş olanlar var. Ben tüm samimiyetimle bunlarla mücadele, herhalde koronayla mücadeleden çok daha zor, ne yapıyorsunuz diye sormak istiyorum. Çok haklısınız Turgay Bey. Şöyle bir yorum var, yorumum var. Tabii evde kal çağrısı yapınca çok doğal olarak bu takım kötülükler sona ermiyor. Yani onlar sosyal medyada varlığını çok doğal olarak devam ettiriyor. Ve şu ana kadar da tüm arkadaşlarımız bununla beraber büyük bir mücadele içerisindeler. Sosyal medyada şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Hangi mesele olursa olsun, siz de yakından takip ediyorsunuz, milletimiz de yakından takip ediyor. Özellikle bu alanın ilgilileri daha fazla takip ediyorlar. Sosyal medyada bir kendi görüşünü, düşüncesini beğenirsiniz, beğenmezsiniz ifade edenler var. Ama bir de sosyal medyayı bir provokatif alan olarak nitelendiren, biraz önce bahsettiğiniz, direkt toplumumuzun birliğine, direkt toplumumuzun duygularına, direkt toplumumuzun sinir uçlarına hedef olarak kendisini alan ve aynı zamanda da terör örgütleriyle de işbirliği yapmaktan çekinmeyen, Türkiye'nin varlığını,
Türkiye'nin ayakta durmasını, Türkiye'nin dengesini bir şekilde hazzetmeyen, tahammül edemeyen bir kesim var. Bu kesimlerin bir bölümü içeride yaşıyorlar, bir bölümü yurt dışında yaşıyorlar. Ve bunlar hiç durmuyorlar ama. Ve sosyal medya tabii elbette ki bütün bunların hepsinin takip edildiği bir alan. Ama Turgay Bey'de, Ekrem Kızıltaş'ta takip ediyorlardır. İkiniz de takip ediyorsunuzdur. Şunu söyleyeyim. Devletimiz bu alanda çok güçlü bir seviyeye geldi. Peki. Şu ana kadar son 15 gün içerisinde bu sosyal medya, biraz önce bahsettiğim, yani bir taraftan provokasyon yapan, bir taraftan toplumumuzun birliğine yönelik hasmane tutum içerisinde, düşmanca tutum içerisinde bulunan, bir taraftan en güçlü olmamız gereken zaman dilimi içerisinde bir şekilde bir zafiyet bulmaya çalışan toplam 2863 hesap test edildi. Gariptir ki bu hesapların %70'i çeşitli zaman dilimlerinde FETÖ, PKK, DHKPC gibi terör örgütleriyle ilintili hesaplar. Yine gariptir ki bu hesapların büyük bir bölümü yurt dışına ait hesaplar. Yani no-name hesaplar ve burada sosyal medyanın burada kendi adına söylediği isimler var. Yumurta hesaplar diye. Evet. Bu hesaplar. Ve bunlar topyekun bir merkezden aldıkları talimatı uygulamaya yönelik. Bunlarla siyasi muhalifler de bir araya gelince, bazı siyasi muhalifler bunlara uyup dozu kaçırıyorlar. Bazıları kendi siyaset muhalefeti, siyasi muhalefet dozu içerisinde tutmaya muvaffak oluyorlar. Yani eleştiri yapıyorlar. Böyle olunca sosyal medyayı maalesef terörize etmek için imkanlı bir alan olarak görenler konusunda da devlet olarak biz gereğini yerine getiriyoruz. Ve gözaltı işlemlerimiz var, tutuklama işlemlerimiz var ve bunlar da an anına devam ediyor. Turgay Bey, şu anda bizim siber teşkilatımızın, şunu çok açık yüreklikle söyleyeyim ki, Türkiye içerisinde bu provokasyonları yapacak, bu suç unsurlarını meydana getirecek de bulamayacağı kimse yoktur. Biraz işimiz zorlaşacak. O da Anayasa Mahkemesi'nin son aldığı ama yayınlamadığı karar sebebiyle bir kanun çerçevesinde böyle hesaplarla ilgili bu hesapları belirleyip savcılıktan bu hesaplarla ilgili işlem yapılmasına yönelik suç duyurusunda bulunma hakkımız vardı. Bu hakkımızı bizim ilk belirleme hakkımızı elimizden aldı. Biz bu hesapları alacağız. Ondan sonra Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Özür diliyorum. İlgili mahkemeye götüreceğiz. İlgili mahkeme, savcılığa suç duyurusunda bulunan mahkeme, evet siz bununla ilgili süreci devam ettirebilirsiniz derse geleceğiz, süreci devam ettireceğiz. Ve ki sosyal medyada bu iletişim çağında buna ben şunu söylüyorum. Ölme yaşayan ölme, yonca bitince yersin. Aynen. Yani sosyal medyada istediği tezviratı yapacak, istediği sonucu alacak. Siz ondan sonra istediğiniz müdahaleyi ne zaman yapabilirseniz yapabilme fırsatını elde edeceksiniz. Oysa bu alan klasik bir alan değil. Ve bu alan böyle zaman beklenebilecek, zaman ertelenebilecek bir alan da değil. Konvansiyonel bir alan da değil. Sanal olarak bakmak yanlış. Orası dijital dünya, yeni dünya, evrilmiş dünya, gelişmiş dünya, modern dünyanın yaşayan bir alanı. Yani bu stüdyo gibi. Bu stüdyodan söylediğimde canım okunacak. Öyle bir şey yapmam. Ama klavyeyle yaparsam bir şey olmayacak. Ya bunun ayrımını işte Anayasa Mahkemesi de, yargı da, hukuk da neyse ortaya koyması gerekiyor artık, bir ayrımın olmadığını. Burada bu çalışmalarımızı aynı şekilde devam ediyoruz. Anayasa Mahkemesi kararı yayınladıktan sonra da yapabildiğimiz ölçüde yaparız. Herkes de sosyal medyada istediği gibi at oynatır. Biz de yetişebildiğimiz kadar yetişebiliriz. Ama milletimiz şunu bilsin, bu alanlarda o kadar gelişmiş bir yapıya sahibiz ki, Allah'a şükürler olsun, devletimizin bu konuda elde ettiği kapasite milletimizin onur duyabileceği kadar ve hakikaten devletiyle gurur duyabileceği kadar iyi bir noktadır. Hem çalışan arkadaşlarımız, gerek siber olsun gerek istihbarat olsun, ve bu konularda birçok dünya ülkesinden de önde olduğumuzu ve iyi analizler yapabilme kabiliyetinde olduğumuzu, İyi milli ve yerli programlar yazdığımızı
ve bu yazdığımız programların birçoğunun dünyada olmadığını da ifade edebilir, söyleyebilirim. Şimdi bu konuda bu sosyal medya, linç, sürekli linç yiyen bakanlardan biri de sizsiniz. Bir de şöyle bir eleştiri var. Ya düşünce özgürlüğü var, niye gözaltı yapıyorsunuz diye. Ne dersiniz? Yani bizim devletimizin adı hukuk devleti. Eğer bir suç unsuru biz bulmuşsak suç duyurusunda bulunuruz. Savcılarımız bu konuyla ilgili değerlendirmeleri yaparlar. Onlar gözaltı gerekiyorsa gözaltı verirler. Bırakması gerekiyorsa bırakırlar. Ama çok zor bir dönemden geçiyoruz. Yani Turgay Bey, bu konuda Sayın Kızıltaş, yani biz bu konuda ince eleyip sık dokumak zorundayız. Ve özellikle bu dönemler içerisinde bu provokasyonları yapan ve milletimizin birliğe ihtiyaç olduğu bir dönemde tamamen kendisine devletin birliğini, bütünlüğünü hedef alan, devletin yöneticilerine hedef alan, bunu bazen küfre varan noktalara doğru ileten, hakaret eden, ne yapacağız? Yani bunu nasıl bir özgürlükle bağdaştırabileceksiniz? Ya bu devlet olmasa, burada bunu kim yerine getirebilme, bizim hakkımızı, siz bireysiniz, biz bireyiz, bizim hakkımızı kim savunabilme kabiliyetine sahip olunacak? O zaman kanun olmasın, o zaman hukuk olmasın, o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi olmasın, o kanunlar niye çıkıyor? Ve bütün bunların tamamı bunlar için vardır Turgay Bey. Evet. Söyleyecekler, özür diliyorum Ekrem Bey, söyleyecekler, eleştirecekler, yerden yere vuracaklar. Bizim görev yapma iştahımızı alt üst etmeye çalışacaklar. Ama bunu burada ifade etmek zorundayım. Devlet dediğiniz bir kaide üzerinde durur. Ve eğer bu kaidenin bir bacağını eksik hale getirdiğiniz andan itibaren hangi sahikli olursa olsun, şunu ifade etmek durumundayım ki ben sivil hayattan gelen birisiyim. Sayın Kızıltaş'la sizle de tanışıklığımız sivil hayatın içerisinde olmuştur çok yıllar önce. 30 yıl. Sivil hayattan gelen 30 yıl sivil hayattan gelen bir insanım ve şunu ifade etmek zorundayım. Devletler tam da bu zamanlar için vardır. Yani katük dönemleri için vardır. Devletler tam da bu zamanlar için vardır. Savaş zamanlarında vardır. Salgın zamanlarında vardır. Afet zamanlarında vardır. Kaosa düşünülen zaman dilimleri içerisinde vardır. Ve kanunlar da tam bu zamanlar için vardır. Bunların uygulanması için, bu karmaşıklığın yaşanmaması için, şiddetin, terörün, asayişsizliğin, herkesin devlet olma anlayışının oluşturulmaması için tam da vardır. Vergilerimizi bunun için veriyoruz. Kanunlar bunun için çıkıyor. Kurallar da tam bunun için çıkıyor. Ama bunu uyguladığınız zaman kötü olacaksanız ben kötü olmaya talibim. Terörle iltisaklı olan, terörün içerisinde batmış belediyelere el konuldu diye eğer hukuk üzerinden bunu yapabilme hakkımızı bizim eleştireceklerse ve biz bundan kötü olacaksak kötü olacağız. Eğer biz bu dönem içerisinde kamu düzenini ayakta tutmazsak, eğer hukuku ve kanunu tam anlamıyla beraber uygulama kabiliyetine sahip olmazsak, Turgay Bey, herkes istediği yerde han kurar, herkesin kendi adına bir devleti olur, herkesin kendi adına bir kuralı olur. Biz 2000 yıllık bir devletiz. Devlet geleneğimiz var, devlet anlayışımız var ve biz bunu tam anlamıyla bu dönemde bunun, biraz önce konuşmalarınızı dinledim, bunun tam anlamıyla tecrübesini, bilgisini, hakimiyetini sahaya yansıtmakla evinde bu sorunla karşı karşıya kaldığı zaman, bu salgınla karşı karşıya kaldığı zaman benim bir devletim var ve ben bu devleti, devletin varlığıyla güven içerisindeyim. Yarın bir sıkıntıya düşersem, açlığa düşersem, yarın bir güvensizliğe düşersem bu devlet tüm unsurlarıyla benimle birliktedir. Bugün 65 yaş üzerindeki vatandaşımıza evinden çıkma dedik. Bugün 65 yaş üzerindeki vatandaşımıza evinden çıkma dedik. Peki o vatandaşımızı yalnız mı bıraktık? Hayır, yalnız bırakmadık. İmamıyla, polisiyle,
jandarmasıyla, Kızılay'ıyla, AFAD'ıyla, öğretmeniyle, devletin bütün birimleriyle, kaymakamıyla, valisiyle biz şu ana kadar söyleyeyim, bu akşam itibariyle rakamı söylüyorum, 725 bin yaşlı insanımızın evine gittik. Bizi 155'ten, 112'den, 156'dan, velev ki muhtardan, velev ki komşusundan, ne olursunuz bana gelin diyen vatandaşımızın evine gittik. Ne istediyse onu yerine getirmeye çalıştık. Kimisi ilaç istedi, kimisi gıda istedi, kimisi giysi istedi, kimisi şu odunumu yer dedi, kimisi tarlamı sür dedi, kimisi şu hayvanıma bak dedi. Hepsini yerine getiren bir devlet. Tam da millet devletini. Rakı isteyen de vardı. Evlendirme şey diyen de vardı galiba. Her şey isteyen var, her şey söyleyen var. Hiçbirinden de imtina etmedik. Bunlar bizim büyüklerimiz. Tam da devlet bugün için var. Tam da devlet bu anlayış için var. Bunun kurallarını yerine getiriyoruz diye, bu kurallar ortaya konuluyor diye, bu bütünlüğü sade vatandaşımızın, masum vatandaşımızın hakkı çiğnenmesin diye, hakkı çiğnenmesin diye ne söyleyeceklerse söyleyebilme kabiliyetine sahip olsunlar. Bizim başımız üzerine deriz ki biz milletimizin birliği için, beraberliği için hükümetimizde, cumhurbaşkanımızda biz bunu yüklenmeye hazırız. Bu dünyanın öteki dünyası da var. Biz buna inanıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.